orijinal yoga sistemi 8 basamaklı kişisel gelişim sistemidir. Bu 8 basamakta yüz binlerce çeşitli teknikler var. Kişi bu teknikler uygulayarak kendini tüm alanlarda zihinsel, fiziksel, duygusal, enerjisel, ruhsal olarak geliştirerek evrenin zirvesine ulaşabilir. Yani burada söz konusu yoga, orijinal yoga sistemi sayesinde, uygulamalar sayesinde kişi kendini geliştirip tekamül ediyor ve gizli, bilinmeyen potansiyellerini, güçlerini, yeteneklerini geliştirmeye başlıyor. Önemli olan nokta, gerçek yoganın, orijinal yoga sisteminin bir gelişim tekniği olması konusudur. Yani hiçbir şekilde orijinal yoga sistemi, gerçek yoga din değildir. Dinle bir ilgisi yok. Ama günümüzde yogayı Hinduizm ve Budizm olarak düşünüyorlar. Ve bu karıştırmaların, bu karmaşanın ve yanılgının nedeni de günümüzde maalesef birçok Hinduizm, Budizm tarikatları yoga adı altında batıya geliyor. Türkiye'de geliyorlar. Türkiye'de de var. Örneğin spiritüel ve klasik yoga, sahaja yoga, Vivekananda yoga, kundalini yoga, hari om yoga adları altında bu kişiler yoga yaptıklarını ve yoga çalışmaları sunuyorlar. Ama aslında çalışmalar çok yetersiz ve arkasında Hinduizm öğretilerini insanlara empoze etmeye çalışıyorlar. Şimdi seyircilerimiz bu ayrımı net bir şekilde görmeleri gerekiyor. Yani yoganın hiçbir dinle, Budizm'le, Hinduizm'le ilgisi yok. Bu çok daha eski, kendini geliştirme, tekamül sistemidir. Çünkü Budizm ve Hinduizm günümüzden belirli bir zamanda, Budizm 3000 sene önce, Hinduizm 5000 sene önce bir dini öğreti olarak ve ritüeller olarak ortaya çıkmıştır. Oysa orijinal yoga sistemi çok daha eskidir. İnsan tarihi kadar eski, evren kadar eski bir tekamül sistemidir. Bunu ayırt etmen gerekiyor. Ve kısaca yoga nedir dediğimizde aslında yoga varoluşun, bu evrenin, bu yaşamın bir kılavuzudur. Yaşam kılavuzu. Yaşam kılavuzu. Evet, bir bedene sahibiz, bir organizmaya sahibiz. Şimdi bu bedeni, bu organizmayı nasıl sağlıklı tutabilirim? Nasıl onunla yararlanan mutlu, dengeli, huzurlu bir yaşam yaşayalım? Buna yoga kılavuzluk ediyor.